Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Küçük küçük gruplar halinde biz teşkilatlanmamızı sağladık bölgesel olarak da. Bir yandan da TMM devam ediyor zaten. Bu devam eden TMM ile birlikte bu kendi kuvvetlerimi güçlendirmek isteyeceğim. Güçlendirmek için de birçok faaliyette bulunmam lazım. Bu faaliyet sürecini ben TBM olarak hızlandırıyorum ve hızlandırmış olduğum bu süreçle birlikte işgallere karşı koymak için büyük bir ordu oluşturuyorum. Hemen büyük bir ordu oluşturmak için de Kuvayi Milliye kuvvetlerini birleştirmem gerekiyor. Hadi bakalım neler yazıyor. Kurtuluş Savaşı'nın cepheleri 3 ayrılır. Geçmeden önce düzenli orduyu kısaca bir kenarda anlatalım arkadaşlar. Hemen buraya ekleyemedik. Kuvayi Milliye zararlı bir grup benim için. Hemen TMM'de hızlı bir şekilde karar çıkacak ve denilecek ki bütün oluşturulan bu küçük Kuvayi Milliye grupları birleştirilsin ve bunlardan büyük bir ordu kurulsun. Niye? Çünkü bizim kuvvetlerimiz hani buna yetmeyecek. Savaşçı Kuvayi Milliye kuvvetleri yetmeyecek. Onun için büyük bir ordu kuralım denilecek ve Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilecek. Nedenleri ise birlik ve beraberlik. Hemen birlik ve beraberlik yazalım. Düzenli şekilde işgallere karşı koyma. Benim maksadım işgallere karşı koyma. Kardeşim oyalama değil ki deyip hemen düzenli ordu kurulacak. Ve düzenli ordu da bitti. Artık neye başlıyorum ben? Savaşlara başlıyorum. Arkadaşlar ilk olay Doğu Cephesi'de gerçekleşecek ilk savaşımız. Ermenilerle mücadele edilecek Doğu Cephesi'nde. Diğer bir olay Güney Cephesi. Kimle mücadele edilecek? Yine Ermenilerle ve Fransızlarla mücadele edilecek. Ve bu cephe Kuvayi Milliye Birlikleri'nin çabalarıyla kapatılacak. Yani düzenli ordu daha çok nerede kuruluyor? Daha çok nerede kullanılıyor? Batı'da. Niye? Çünkü Batı'da büyük bir İngiliz destekli Yunanistan'la savaşıyorum. Büyük bir amacı olan devletle savaşıyorum. Ama Doğu'da işte Ermenilerle mücadele edeceğim. Doğu'da bir kuvvetim var zaten benim. Düzenli bir kuvvet. Neydi onun adı? Kazım Karabekir'in ordusu. Karabekir'in ordusu. Neydi ordunun adı arkadaşlar? 15. Kol Ordu. Zaten Doğu'da kuvvetim var. Güney'de de küçük birlikler yetecek. Yani düzenli bir orduya gerek duyulmuyor. Kuvayi Milliyeciler etkili olacak. Batı'da ise hemen düzenli ordu olacak. Çünkü çok büyük bir devletle, İngiltere ile karşı karşıyayız. Onların desteklemiş olduğu Yunanistan'la karşı karşıyayız. O yüzden arkadaşlar bizim Batı cephesinde kullanacağımız ordu düzenli ordu olacak. Hemen de aynı anlattığımız gibi düzenli ordunun kurulma aşaması, Kuvayi Milliye Birlikleri'nin düşmanı durduramaması, Kuvayi Milliye'nin halkın güvenini kaybetmesi, ulusal mücadelenin tek elden yürütülmek istenmesi. Düzenli ordunun kurulmasına en çok tepkiyi kim gösteriyor? Çerkez Ethem. Arkadaşlar Çerkez Ethem bir Kuvayi Milliyeci. Batı Anadolu'da, İzmir'de Yunanlılara karşı koymuş. İç Anadolu'da zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı koymuş. Yozgat'ta işte asilere boyun eğmemiş, onlara karşı koymuş. TMM'nin gücünü artırmaya çalışmış. TMM ile iç içe yaşamış. Ne zaman ki TMM düzenli orduya geçince hemen Çerkez Ethem'le yanaşmış. Demiş ki kardeşim bana da bir ordu verin. Benim bugüne kadarki yapmış olduğum mücadele boşa gitmesin. Ben de hemen bir ordu komutanlığı istiyorum demiş Çerkez Ethem. İsmet İnönü'nün başına geçeceği ordunun ben de bir kolu olmak istiyorum diyor. Şimdi bakıyorlar Çerkez Ethem'in hiçbir askeri eğitimi yok. Yani kardeşim tamam Allah razı olsun. Geldin işte insanları uyandırdın. İnsanlarla birlikte işte işgalcilere karşı koydun. Emeğin çok büyük ama senin askeri eğitimin yok. Sana versek bir ele vereceğimiz ünvan çavuş veya onbaşı ünvanı verebiliriz diyecekler. Koskoca Çerkez Ethem bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Ben diyecek o kadar mücadele edeyim, siz beni bir onbaşı olarak görün deyip düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkacak. Kendisinin yer almadığı düzenli orduya. Ve bununla biz karşı karşıya kaldığımız bir isyan olaraktan görüyoruz bu Çerkez Ethem'in karşı çıkışını. Ve Çerkez Ethem isyanı bizim içimizdeki bir sorun olduğu için işgalcilerle mücadele etmemizi sekteye uğratacak. Yani kendi ordumuzu, silahımızı, askerimizi kendi içimizden çıkan bir kuvvetle çarpışarak kullanıyoruz. Ve böylece bizim Kurtuluş Savaşı bir dönem sekteye uğrayacak. Hemen şöyle diyebiliriz aslında bunu. Kurtuluş Savaşı
teçhizatını sekteye uğratır. Çünkü artık işgalcilere karşı değil, kendi içimden biriyle savaşıyorum. Ve bunu gören Rumlar da diyecek ki, kardeşim, Çerkez'i destekleyelim. Çerkez etimin desteğe ihtiyacı var. Eğer Çerkez desteklenirse, Türk kuvvetleriyle biz çarpışmadan kendi içlerinde mücadele ederekten onları zayıflatırız düşüncesine girecekler. Ama Çerkez etim o kadar da bir vatan haini değil. Yapmış olduğunun zararlı bir şey olduğunu görecek. Pişman olacak. Tabii gidip de Tevhem hükümetine teslim olmak istemiyor. Çünkü o dönemde isyancılara karşı çıkarılan ne vardı arkadaşlar? Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri vardı. İstiklal Mahkemeleri ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu'yla idam edileceğini bildiği için, fazla bir vatan haini olmadığı için mücadeleyi kısa kesecek ve arkadaşlar kaçacak ülkeden. Çerkez etimin kaçmasıyla birlikte artık Rumlara gün doğacak. Diyecekler ki işte Türk kuvvetleri zayıfladı, kendi içlerinde savaşmasıyla birlikte zayıf düştüler. Hemen bunu değerlendirip savaşa başlayalım diyecekler. Ve Çerkez etimin isyanı Rumlarla birlikte bizim ilk savaşımız olan 1. İnönü Savaşı'nı başlatacak. Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'na geçmeden, yani Batı cephesini başlatmadan Doğu cephesini bir kapatalım derim ben. Çünkü kısa bir konu, oradan girersek Doğu cephesine dönmemiz sıkıntı olacak. Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ve Gümrü Anlaşması başlığımız var. Tabii ki Doğu Anadolu'da ben kimlerle mücadele ediyorum? Ermenilerle. Çünkü Ermeniler ne zamandan beridir karşımda benim? 1. Dünya Savaşı'ndaki Kafkasya cephesinden beridir karşımda. Kafkasya cephesinde Rusların ilerlemesini kolaylaştırdılar. Oradaki vatandaşlarımızı yok etmeye başladılar. Çünkü bölgede kendi devletlerini kurmak istiyorlardı. Ancak biz orada 1915 Tehcir Kanunu'nu uygulayınca uzaklaştırdık onları oradan. Ne yaptık? Çukurova bölgesine ve diğer bölgelere gönderdik Ermenileri. Bu zoruna gidiyor tabii Ermenilerin. Daha sonra 1917'de Rusya savaştan çekilince iyice dımdızlak ortada kalacaklar. Ve gelişen süreçte arkadaşlar, Mondros imzalanınca biz bir madde görmüştük, hatırlayalım, 24. madde. Vilayet-i Sitte diye bir madde vardı. O Vilayet-i Sitte maddesini gerçekleştirebilmek için Doğu Anadolu'da tekrardan bu zararlı faaliyetlere başlayacaklar. Ve bu zararlı faaliyetleri sona erdirmek için de biz o bölgede bulunan orduyu kullanacağız. Neydi daha en başta söylemiştim? Bölgede bulunan Kazım Karabekir'in kuvvetleri. Kazım Paşa'nın kuvveti. Neydi adı? 15. Kolordu. Bölgede 15. Kolordu var. Osmanlı'dan kalma düzenli bir ordu. O orduyla Ermenilere karşı mücadeleye girişeceğiz. Hemen daha önce dediğimiz başlıklar burada var arkadaşlar. Ermeniler barış isteyecek. Çünkü düzenli orduya karşı onlar da nasıl savaşıyor? Bizim Kuvayi Milliye Kuvvetleri gibi. Hani kaçak dövüşüyorlar. Milis kuvvetleri dövüşüyorlar. Biz düzenli bir orduya gelince Ermeniler kendi bulundukları bölgeye, Gümrü'ye kadar kaçacaklar. Biz Gümrü kapılarına geldiğimizde ise artık daha fazla gelmeyin kardeşim, benim topraklarıma geldiniz diyerekten bizden barış isteyecekler. Ve 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya göre Ermenistan Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçecek ve TMM'yi tanıyacak. TMM'yi tanıyan ilk devlet arkadaşlar önemlidir, Ermenilerdir. Ve eğer sen beni tanıyorsan, TMM'yi tanıyan ilk diyelim buraya, altta ilki düşmemişiz. Eğer sen beni tanıyorsan, benim kabul etmiş olduğum prensipleri de kabul edeceksin. Yani neyi kabul edeceksin? Misak-ı Milli'yi kabul edeceksin. Yani Doğu Anadolu'daki devlet isteğinden vazgeçeceksin kardeşim. Öyle ya ama yok. Eğer bir anlaşma imzalıyorsan her şeyden vazgeçeceksin diyoruz. Ve arkadaşlar Doğu cephesini böylece kapatıyoruz. Diğer dersimizde Batı cephesiyle devam edeceğiz.